Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün çok sık sorulan bir soruya, oldukça da karışık olan bir konuya değinmek istiyorum. Kimler iyotlu beslenmeli, kimler iyotsuz beslenmelidir? Veya iyotlu kimler daha fazla almalıdır? Fazla almanın bir zararı var mıdır gibi sorular cevabını istememek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, herhangi bir tiroid rahatsızlığı olmayan kişiler mutlaka iyotlu beslenmelidirler. Çünkü iyot fazlası vücudumuzdan atılan bir elementtir. Gebele ve gebelik planlayanlar iyotlu beslenmeleri gerekmektedir. Tabii daha önce bir tiroid hastalığı olmadıklarını kabul ediyoruz. Çünkü çocuklar iyot eksikliği, annedeki iyot eksikliği çocuklarda gelişim geriliğine, zeka geriliğine yol açabilmektedir. Bu sebeple gebeler ve gebelik planlayanlar mutlaka iyotu iyi almaları gerekmektedir. Peki kimler almamalıdır? Özellikle halk arasında zehirli boğazlı olarak bildiğimiz hipertiroidisi bulunan kişiler, toksik nodül olan kişiler, Graves hastalığı yani tiroid bezinin kendi kendine çok çalıştığı durumu olan kişiler iyotu fazla almamaları gerekmektedir. Çünkü iyot, tiroid bezinin hormon üretimi için gerekli bir mineraldir. Fazla alındığı zaman bu hastalarda, yani nodül olan kişilerde, Graves hastalığı olan kişilerde fazla miktarda hormon üretimi artacağı için hastalık şiddetlenebilir. Hipotiroidisi olup, yani Hashimoto hastalığı olup, levotiroksin ilacı alan kişiler iyotlu beslenmeleri gerekmektedir. Fakat Hashimoto'su olup da herhangi bir ilaç kullanmayanlar, yani tiroid ota antikorları pozitif olan kişiler bu iyot kullandıkları zaman bu antikor sebebiyle hipotiroidi geliştirdikleri tespit edilmiştir. Bu kişilerde iyot kısıtlaması yapılması gerektiği konusunda bilimsel veriler mevcut. Ancak bildiğiniz gibi iyot eksikliği ülkemizde çok sık görülen bir problemdir. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde, göller bölgesinde ve genel olarak Türkiye'mizde iyot eksikliği çok sık görülür. Bunu tespit etmenin tek yolu idrarda iyot atılımının ölçülmesidir. 24 saatlik idrardaki iyot atılımı eğer 100'ün altındaysa eksiklikten bahsedilir. 50'nin altındaysa orta derecede eksiklik, 20'nin altındaysa ağır eksiklikten bahsetmek gerekmektedir. Özellikle iyot eksikliğinin çok yaygın olduğu bölgelerde, yani Karadeniz bölgesi gibi bölgelerde, Doğu Anadolu'nun kuzey tarafı olan bölgelerde, göller bölgesinde gebeler mutlaka iyot replasmanına yapılması gerekmektedir. İyotu tuz şeklinde tüketilebilmektedir veya iyot partikleri şeklinde de kullanılabilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.